Değerli canlar, Yol Erken'e hoş geldiniz. İçinden geçtiğimiz günler ne güzel tesadüftür ki Kurban Bayramı'na denk düşmektedir. Hatta programı şu sıralar izlediğinizde Kurban Bayramı'nın 3. gününü yaşamaktayız. Kurban Bayramı, kurban olayı daha çok hakka vasıl olmanın, hakla bütünleşmenin, hakla haldaş olmanın, paylaşmanın, rızalığın sembolü haline gelmiş bir inanç erkanıdır Alevilikte. Ama günümüzde de acaba Kurban Bayramı tüm bu söylediklerimizle bir biçimiyle müsemma erkanı yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu? Bugün bu kutsal konuyu, kutsal günü çok değerli bir pirimle, değerli pir Mustafa Mısır dedemizle muhabbet edeceğiz. Erenler, sefa geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Yani ben lafı aslında uzatmak da istemiyorum. Hakikaten çok konuşuluyor, tartışılıyor, kutlanıyor, kutsanıyor. Kurban Bayramı terimleri üzerine konuşacağız. Bu konuda gerek Kürtçe, gerek Türkçe, benim gönlümden geçen Kürtçe sohbet etmektir. Ama biz kendimizi nasıl ifade edersek öyle. Çünkü bizim gözümüzde hiçbir dil kutsal değil, ana dil kutsaldır. İlkesinden hareket edeceğiz. Eskiden kurbanlar, kurban olayına nasıl bakılırdı? Önce bir girelim sizin anılarınızla, sonra yavaş yavaş açılalım. Eyvallah. Ben tende ve canda kendini var eden Hakk'ın adıyla herkesi sevgiyle selamlıyorum. Eğer Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir yerinde, nerede olursa olsun, eğer bir kurban tağladılarsa Hak kurbanlarını kabul etsin. Her ne niyetle kestiklerse gönülde dilekleri, dilde dilekleri, gönülde muratları hazır olsun. Bu zatlı Hızır yardımcılar olsun, hanaları şen olsun. O zatlı Hızır yardımcısı olsun, lokması yerini bulsun. Benim diyeceğim budur. Lokma insanın yere dökülen suyu gibidir. Yani su gider yerini bulur. İyilikler de öyledir, kurbanlar da öyledir. Lokmayı acı sadakayı muhtaca verirse sorun yoktur. Ama bunu bir güne bağlamanın bir anlamı yok. Bizde kurban gelenekte gelen bir şey. Yani aslında bugün yapılan bir şey değil. İşin hakikatine bakarsan yani Adem'den başlayıp Habil'den, Kabil'den başlayıp gelen bir şey var, tarihçesi var. Bilirsiniz bizde ya yani bu bir gelenek. Büyük çocuk hep babanın yerindedir. Adem'in iki çocuğu olur. Adem'in iki çocuklarında birisi Habil'dir, biri de Kabil'dir. Birisi dağda işte çobancılık yapar, hayvancılık yapar. Diğeri de tarlada, bağda, bahçede çalışır. Tabi bundan çocukların birilerinin kutsanması lazım babası tarafında. Babaları birine çağırır. Bunları getirirken biri işte tarlında yetiştirdiklerinden getirir. Diğeri dağdaki güttüğü koyundan getirir. Yani onu kurban getirir, etini sunar oraya. Daha sonra da işte büyük çocuk değil de Kabil'inki kabul edilmediği için, Habil'inki kabul edildiği için kardeşler arasında bir nizalıkları çıkar, diğer kardeş öbür kardeşini öldürür. Yani bir oradan başlar daha doğrusu. Yani ilk kurban orası. Öyle evet, mitoloji böyle öyledir. Söylüyor. Daha sonra da işte Nuh'un tufanında kurtuluştur aslında. Bizim bugün aşure dediğimiz aşure de normal olarak bir lokma olarak o da sunulmuştur. İşte bilirsiniz. Nuh tufanında kurtulduktan sonra o gemide kalan tahıllarla bir yemek yaparlar, aşure yaparlar. Onu dağıtırlar. Ona bir kurtuluş şükran olarak sunulur bu. Kurbanda daha sonra da İbrahim peygambere kadar dayanır. İlk çağlarda diğer uluslarda tabii ki bu Yahudilerde değil de genellikle İsrailoğullarında değil. Diğer uluslardaki insanlarda ilk doğan çocukları kurban verirlerdi. İlk doğan çocukları kurban ederlerdi. Kimisi de bakire kızları kurban ederlerdi. Ondan sonra yani masum olan insanları kurban ederlerdi. Yani amaç o kanı akıtmaktı. Kan çünkü canlıya can veren kandır. Yani bu da günahların bağışlanması için de kan ilahi akıtılması gereken bir gelenekti. Ha, mitolojide böyledir. Deniliyor. Ama İbrahim buna karşı çıkan birisiydi yani. İbrahim'in olayı şu aslında normalde Tevrat'ta anlatılanı şöyle anlıyorum. İbrahim'in çocukları yok. Yaşlı bir insan.
belli bir yaşa gelmiş, çocukları yok. Eşi Sahra, daha sonra Saray, Sahra oluyor. Sahra da yaşlı olduğu için, onda da çocuk olmayacağı için umudu kesik. Tabii umudu kesik olduğu için de ama illa da bir çocuk olmasını istiyor bu. Bir gün Hacer'e diyor ki, Hacer dedim, Sahra diyor ki işte çocuğum yok diyor. Belli bir yaşa geldim diyor, bu yaştan sonra çocuk olma şansım yok. Sahra ona diyor ki, sen diyor benim cariyem Hacer'le evlenirsen diyor, yani Allah'ın emrine girersen diyor, çocuk olur diyor, soyun da devam eder diyor. Tabii öyle deyince arada bu Sahra'nın söylediklerini yapıyor. Hacer'i, Hacer'le Allah'ın emrine giriyor. Hacer Mısırlı, yani soy olarak Yahudi ya da İsrail soyundan gelen, İbrani soyundan gelen birisi değil. Olmadığı için de bu vakit geliyor, zaman geliyor ve oğlu dünyaya geliyor. Oğlunun adını İsmail koyuyorlar. Yani ilk İbrahim peygamberin çocukları, yani benim bildiğim. Daha sonra da bir gün bunların evine misafir gelir. Bir üç tane mihman gelir. Üç mihman gelir. Tabi Sahra çadırda, İbrahim çadırın önünde oturur. Tabi bunlara gelen misafirler bir şeyler ikram edilir, yenilir, içilir. Verilen lokmanın sonunda bunlar dua etmek için, yani bir gülbank vermek için daha doğrusu diyeyim, dua eder. Der ki, senden bir çocuk dünyaya gelecek. Bir işte adını koyacak, daha doğrusu İsa koyursa daha sonra. Öyle deyince İbrahim abi utanıyor. Bu yaştan sonra diyor, bende nasıl çocuk olacak diyor ve yere yatıyor. Ağız üstü yere uzanıyor. Daha sonra Sahra arkada duyuyor ya, yani, çadırın arkasında duyuyor. O arada Sahra geliyor bu sefer onların karşısına. Geliyor diyor, senin bir çocuğun olacak diyor. Bir sene sonra diyor, bunun adını İsa koyacaksın diyor. Ve sizin soyunuzda bundan sonra devam edecek diyor. Velhasıl kelam, bu çocuk dünyaya geldikten sonra ikisi büyüyorlar tabi. Büyüyünce İshak küçüktür. İshak küçük olduğu için kardeşi İsmail tarafında oluyor böyle, hani her panalar gibi, alay geçirir gibi edilir gibi, bu Sahra'nın zoruna gidiyor. Sahra'nın zoruna gidiyor. Sahra buna diyor, öyle olmaz diyor İbrahim'e diyor. Cariyem diyor, ben cariyemi diyor azat edeceğim, hani bırakacağım diyor, gitsin diyor. Tabii o da diyor, sen bilirsin yani cariye, senin ne yaparsan yaparsın. Bu da İbrahim bakıyor ki yolu yok bu işin, tutuyor ağzını falan, içeceğini, yiyeceğini koyuyor sırtına, Hacer'i yolluyor. Hacer'i yürüyor, Hacer Baver Şav diye bir çöle gidiyor. Tabii belli bir zaman sonra ekmekleri falan, suları bitiyor. Kadıncağız çocuğunu bırakmak zorunda kalıyor da. Yolda gelirken tabii işte melek diyorlar, tabii biz Hızır diyoruz. Diğer inançlarda melek diyorlar. Hızır bildiriyor, diyor ki bundan sonra diyor Sahra senin yani sahibindir diyor. O sana ne derse sen onu yap diyor. Ben senin oğlunun soyunu yücelteceğim diyor. Yani 12 soy yapacağım diyor. O kadar çoğaltacağım diyor. Git dediklerini geri yap. Sonuçta oraya kadar benim bildiğim, daha doğrusu İsmail o dağda büyür. Yani rivayete göre İsmail o dağda büyüyor, bir okçu oluyor. Daha sonra da annesi onu Mısırlı bir kadınla evlendiriyor. Yani İsmail'e kadar benim bildiğim burası. Daha sonrası pek, yani tabii bu mitolojik söylem. Ya. Her mitolojik söylemin de tabii daha sonra üzerinde şekillenen tarihi gerçekler de var. Ya şimdi mesela şu bizim için fark etmiyor. Ha İsa, ha İsmail. Evet. Yani biz mesela dua ederken gülbanklarımızda biz İshak'ı da İsmail teslimullah'ı da anarız. Yani insan sıfatında, ya, can sıfatında her şey bizim için kutsaldır. Ya bizim için kutsaldır. Sıra şimdi İshak dünyaya geldikten sonra, İshak işte babası bir gün bir rüya görüyor. Rüya görüyor. Hani amaç deneme maksatlı söyleniyor ama aslında orada bir şey var, yani bu şeyin karşısında olan birisi İbrahim peygamber. Buna karşı çıkan birisi, yani insanın kurban edilmemesi gerektiğine inanan birisi. Ama bunun yanı sıra da rüyasını görüyor. Ama rüyasını gördüğü için de çocuğunu kurban verecek hak yolunda. Ve belli aralıklarla rüyalar görüyor. Artık İbrahim rüyalardan dolayı ister istemez vicdanen rahatsız olmaya başlıyor. Ve bir gün nitekim oğlunu alıyor yanına. İki tane de hizmetkarını alıyor yanına. Beraber dağa gidiyorlar.
Ve 3 gün yol boyu gidiyorlar bunlar. Tabii bir aşağı bindiriyorlar, işte odundur, ateştir, şudur, budur alıyorlar. Belli bir yere geldikten sonra o iki insanı orada bırakıyorlar. Yani kendi hizmetkarlarını bırakıyorlar orada. İkisi de çocukla dağa gidiyor. Dağa gidince tabii İshak bakıyor, kurban edilecek kimse yok orada. Bir kendisi, bir babası odunlarla, ateşle birlikte gidiyorlar. Soruyor babasına, baba diyor biz gidiyoruz ama sonuç, yani kurban edeceğimiz şey nedir? O yakmalık diyorlar. Yani ne yapacağız diyor. Baba olayı oğluna anlatıyor. Çünkü baba da güvendiği, karar verdiği, iman ettiği, inandığı bir tanrısı var. Bir öyle Rabbi var daha doğrusu. Rabb'e inanıyor. Çünkü Rabb bir insanın kendisinden dünyaya geleceğine, onun soyunu çoğaltacağına inanıyor. Böyle bir kanaati var, teslim olmuş. Ve aynısını oğlu İshak'a anlatıyor. İshak da babasına teslim oluyor yani. Şimdi sen bugün de bu çağda bir çocuğu alıp hangimiz evladını götürür, hak yolunda kurban eder. Çocuk da babasına teslim oluyor. Yani ikisi birbirine rızayen birbirine teslim oluyorlar. Tabi rivayete göre işte sunak yerine götürüyorlar. Orada ateşi yakıyor, odunları üstüne atacağı sırada çocuğu yatırır, yatırdığı sırada yine dediğim gibi melek ya da Hızır bir ses geliyor. Ya İbrahim ne yapıyorsun diyor sen diyor. Biz sadece seni sınamak için de diyor. Ve o gündür bugündür bu kurban dilden dile gelir. Daha sonra da aslında İbrahim peygamberin rüya gördüğü yerlerde, Yakup'tan sonra Yakup da aynı böyle rüya gördüğü yerlerde giderlerdi, bir sunak yaparlardı ve o sunaklarda işte İbrahim'in Rabbi, yani babanızın tanrısı, onun adına gider orada adak yaparlardı, yani kurbanlarını tığlarlardı. Daha sonra da ta Musa peygambere kadar bu geldi. Musa peygamber, yani kanın işte anlamını orada söyleyeceğim. Musa peygamberin zamanında Mısır'da bu Firavun'da insanlar çok çekiyordu. Gelinlikle İsrailoğulları çok çekiyorlardı. Yani çok büyük zulümler görüyorlardı. Büyük işkenceler görüyorlardı. Her yerde onlar çalıştırılıyordu. Her yerde onlara zulmediliyordu. Vakti ki çaresi yok. Bir gün işte Hak'ta bir vahiy geldi ki ya Musa herkes bir kurban tıklasın ve onun kanını bütün duvarlara sürtsünler. Ve bir gece ben geleceğim, bir gecede kan olmayan bütün evleri yerine bir yapacağım. Yani rivayette anlatılan budur. Ve işte o gün o kurbanlarını tıklarlar, onların kanlarıyla bütün duvarlara, kapı duvarlarına, damların üstlerine, evlerin üstüne sürerler. Yani rivayete göre o gün Tanrı o diğer evleri yerine bir yapar, bunlar da kurtuluşa erişir. O günde işte fesih kurbanı diyorlar, fesih. Erener, bu soruyu sormamdaki amaç şuydu. Her dönemde, tarihsel akışta, süreçte her sosyal olayın yeri, mekanı ve bir anlamı var. Dolayısıyla bir sonucu vardır. Yani asırlar önce bu söylencelerden yola çıkarak günümüzde aynısını uygulamanın ne kadar mümkün olmadığını bilim ve yaşanmışlıklar gösteriyor. Bugün yine kurban olayı hayata geçiriliyor. Bir kurban olayı var ama bu kurban adına uygun bir şekilde uygulanıyor mu gerçekten? Mesela sizin yaşadığınız babanız yörenin sevilen bir piriydi. Tanık olduğunuz olayları bize, eyvallah, bizimle paylaşın. Daha sonra bu tür işte kesme biçme işlerini de ayrıca geleceğiz. Şimdi Güman Hanım, kurban, yani benim kendi, tabii biz çocuktuk, bilmiyorduk. Farkında bile değildik. Yani yaşlarımız da farkında değildi. Kurban denilince işte herkes kurban tığlayacak. İşte mecburi sen de tığlayacaksın. Çünkü senin çoluk çocuğun var, eşin var, dostun var. Misafirin, mihmanın gelecek. Yani kimsenin eline bakılmasın diye kurban tığladıklarını biliyorum. Birçoğu öyledir ama. Ya dediğim gibi bir gelenek olmuş. Bizim inancımızda temeline baktığın zaman kurban kişinin kişiye kurban olmasıdır. Yani birbirini sevip birbirinin gönlüne girmektir. Birbirinin rızalığını almaktır. Eyvallah. Yani bunu aslında söyleyecektim. Geleceğiz. Oraya geleceğiz. Yok, İsa'nın çok güzel bir sözü var. Yani hani Alevi inancında gerçek budur. Yani İsa'nın o günkü söylediği
ayet diyeyim, söz diyeyim, ne derseniz deyin, şunu söylüyor. Diyor ki, kurbanınızı alıp gidiyorsunuz sunağa. Sunağa gitmeden önce diyor, bir geriye dönün, arkanıza bakın diyor. Eğer kırdığınız varsa, incittiğiniz varsa, ağlattığınız varsa diyor, döktüğünüz varsa diyor, gidin önce onların gönül rızalığını alın, ondan sonra gelin kurbanınızı tığlayın diyor. Yani gerçek kurban da budur aslında. Oraya geleyim, tığlamayı da bir iki kelimeyle izah edelim. Kesmekle tığlamanın farkı nedir yani? Şimdi kesmek, örneğin mesela kesmek dediğin zaman bizde kullanılmayan bir Alevi deyimi değil. Yani terminolojisi kesmek değildir. Bugün mesela önümüzde bir delil var. Bu delili biz ne yapıyoruz? Uyandırıyoruz, yakmıyoruz. Yakmak başka bir şey, uyandırmak başka bir şey. Evet. Delilimizi sır ediyoruz. Nedir? Ama diğer deyimle söndürmektir. Ama biz onu sır ediyoruz. Evet. Söndürmek yok. Yani tığlamak da bu anlamdadır yani. Kurbanı tığlamak. Yani. Şimdi kurbanın bir anlamı da mesela ben dün sizin mesajınızı bizim TV10 ekranlarından da dinlemişlerdir sayın izleyicilerimiz. Kısa bir bölümünü okumak istiyorum tekrar. Hitabınız şöyle. Sevgili canlar, hak niyetinizi, niyazınızı kabul eylesin. Hızır yoldaşınız olsun. Canlar, eğer içinizdeki kini, kibiri, nefreti, fitne fesatı, benliği insanlara tepeden bakmayı, İçinizdeki şeytanı kurban edemiyorsanız, tekrarlıyorum burayı, muhtaç insanlara yardım etmiyorsanız, bir canın acısını paylaşmıyorsanız, dünyada olup bitene sessiz kalıyorsanız, özellikle burası çok önemli, yakınlarınızı ihmal ediyorsanız, hiç kimse kendisini aldatmasın, yalnızca bir hayvan kurban ederek, kimse kendisini aldatmasın. Hakikat bu. Ne yapsın peki? Yapılması gerekeni burada biraz muhabbet edelim. Şimdi imanım ne yapsın biliyor musun? Allah bize akıl verdi. Akıl nedir? Bedene bekçiliktir yani. Gönülde sevmek içindir. Yani bize bahşedilen budur. Gerisinin hepsi dünya malıdır. Kim ne derse desin. Yani dünya geçici, hiç kimseye kalmayacak. Dünya baki değil. Ama dünya kime kalır? Hak için hakka gidenlere kalır. Onların bu dünyada da ahirette de bugünkü gibi isimlerini yad ettiğimiz gibi bunlar yaşıyor yani. Hak için hakka gidenler. Hak için hakka gidenler yani. Hak için eyvallah. Hakka gitmek nedir? Haksızlığa karşı çıkarak. Birilerin mazlumun hakkını savunarak hakka gitmektir. Biz gülbanklarımızdan ne diyoruz? Biz diyoruz ki Şah Hüseyin'in haklı davası size delil olsun diyoruz. Hünkârın irfanı da size nasip olsun diyoruz. Pür Sultan Alıptal'ın itikatı da ikrarı da sizlere nasip olsun diyor. Niye bunları diyoruz? Çünkü birisi haksızlığa, zalime karşı boyun eğmediği için kendini kurban etmiştir Hüseyin. Evet. Bu yolda kurbandır. Evet. Diğeri mesela işte hünkârı biz anlayamazsak, yani insanlığı biz algılayamazsak, kendi bedenimizdeki kiri temizleyip ruhumuzu bedenimizi, yani ruhumuzu temizletemezsek, yani hani niye bizim inancımızda illahi mürşid-i kamile varacaksın, elin eteğinde pir eteğinde tutacaksın. Bu ne demektir? Onda yol, görgü öğrenmektir. Yola girmektir, ikrar alıp ikrar vermektir. Yani teslim ve rıza olmaktır. İşte İbrahim nasıl ki oğlu babaya teslim oluyor, baba da oğula teslim oluyor, ikisi rızalık üzerindedir. Şimdi bizde de öyledir ama bugün bu yaşam tabii ki 200 senelik bir Aleviliğin yaşanmadığı bir Alevilik var. Sadece adı yaşanıyor. Bizim birçok köylerimizde de öyle. Gelenek kaybolmuş, inanç kaybolmuş, itikat kaybolmuş, yüreğindeki sevgi kaybolmuş. Bunlar kaybolduğu zaman yerine ne giriyor? Yerine kini giriyor, fesatı giriyor, nefreti giriyor, sevmezlik giriyor. Kardeşine bile sırtını çeviriyor. Aynı annede, aynı babada. Dünyada olup bitenlere bakıyorsun, kan gölü. Peki biz, yani kendi adıma söylüyorum, bizi adam yerine koyup toplumun içine önüne sürenlere soruyorum. Pirlere söylüyorum, din alimlerine söylüyorum, Allah birdir diyenlere söylüyorum. Dünya yeryüzünde kan vahşet varken eğer herkes kendi evinde oturup o kurbanı tığladığı eti yiyorsa o ne olacak yani, o kurban mı olacak? Hani bugün bizim ülkemizde vardı, dün bizde vardı, bugün Suriye'de var, fark etmiyor ki. Zulüm her yerde zulümdür. Acı her yerde acıdır. Yani illa bir insanın kanser olmasına gerek yok. Kanserin ne olduğunu herkes biliyor. Acının ne olduğunu da biz biliyoruz. Yani görüyoruz her gün internetlerde o çocukların boyunları kesiliyor.
Ben o gün gördüm, çok vahşice bir şey. İnsanların hayalarını kesmişler, düşünebiliyor musun? Bunu yapan insandır mı acaba? Ya ama sonuçta işte insan, insan farklı bir şey. İnsan dünya yeryüzündeki Yaradan'ın sıfatıdır. Onun için Tanrı, Yaradan, Allah, her ne derseniz deyin, hak deyin, diyor ki Adem'i balçıktan yarattım. Gerçekten de öyledir. Bütün kitaplarda yazıyor. Diyor ki ben onu süzme çamurdan yarattım ve kendi ruhumu üfürdüm, insanı halk ettim, Adem'i yarattım ve bütün melekler, 4 tane melek var, melekler de siz Adem'e secde edeceksiniz diyor. Şimdi peki bu var mı? Bu yok. Secde demek kimdir? Sana bana Adem'edir. Biz de Adem'iz, siz de Adem, herkes Adem'dir. Ama insanlık başka bir şeydir. Bugün bağışlayın beni, söz araya gireyim. Rica ederim. Arada bir. Bayramda çok çekilmeyen görüntüler düşüyor medyaya. Bundan bir müddet önce de coğrafyamızın çok yanık kırmızıda olan bir bölgesinde, Suriye'de de benzer ama insanlarla ilgili bir görüntüler vardı. Bugün de bir devlet büyüğünün bir demeci düştü. Mesela şöyle söylüyor: ben bir tavuk bile kesemem ama çocukluğumdan beri kurbanlar kesilirken seyrederdim, onların iç organlarının çıkarılışını seyrederdim. Birden benim gözümün önünde o Suriye'de kesilen insanların görüntüleri geldi. Ya. Acaba bu burada bir şey yok mu yani? Ne oluyor? Ben şunu söyleyeyim imanım. Yani kadimden gelen bir söz var. Diyor vel hayye min el iman. Hayası olmayanın imanı olmaz. İmanı olmayan da din olmaz. Haya dediğin yüzdür. Yüzü tanımadıktan sonra ne olsa onu yapar. Evet. Bizim ülkemizde bunlar yapılmadı mı yani? Ve yeri geldiği zaman biz Hakk'a inanıyoruz. Yönümüzü Kabe'ye dönüyoruz diyorlar. Peki insan etiyle katır eti birbirine karıştı, tamam. Mazlum bu çocuklar 12 yaşında, 13 yaşında. Bu mu Tanrı'ya inanmak? Yalan yok. Hak şahittir ki ben inandığına inanıyorum. Ama yalan. Diyor okurlar Kur'an etmezler, iman içi dopdoludur şekile yuman. Kur'an'a eğer Allah'a inanıyorsa, peygamberi birse, dini birse, kitabı birse, peki Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de olup bitenler nedir peki? Bazen yeri geliyor, yani beni bağışlayın, bunlar söylemek benim yerim değil, aslında yeri de değil, programın da yeri değil. Yeri geliyor diyor, Aleviler birlik olsun, biz haklarını verelim. Peki İslamiyet çok mu birlik? Biz yine birliyiz. Eğer kendisini İslamiyet'in içinde de görse, dışında da görse, biz birbirimize buğuz kin gitmiyoruz. Birbirimize değer veriyoruz. Birbirimize yeri geldiği zaman yanımıza taht ediyoruz. O onun inancı, öyle inanıyor. Bizim kimse zerre kadar kimsenin inancına dokunma hakkımız yok. Kişi nasıl inanıyorsa odur. Bir gün Musa gider ki dağda bir çoban bitleri kırıyor. Ve Allah'a yalvarıyor. Ya Allah'ım neredesin diyor, senin bitlerini kırayım diyor. Musa delirtiyor. Ya sen ne diyorsun diyor, Allah'ın biti mi olur? Hakta vahiy geliyor ki ya Musa, o beni biliyor, git bilmeyenlere söyle. Peki madem siz birlik misiniz? Gece gündüz düşün, her gün bombalar patlıyor, insanlar öldürülüyor. Niye başka bir yerde bir memlekette olmuyor? Biz bayram ediyoruz. Çocuklar cezaevlerinde tecavüz ediliyor. Küçücük çocuklar içeri alınıyor. Biz 23 Nisanları kutluyoruz. Çocuk bayramı. Ya bu mu çocuk bayramı? Ya bir ülkede adalet, hukuk yoksa, eşit haklara sahip değilsek ne kardeşlik? Hangi kardeşlikte? Biz diyoruz kardeşiz. Böyle bir kardeşlik hukuku yok ya. Yani. O anlamda diyoruz ki yani hakikaten kurban etmek önce nefsini kurban etmek. Terbiye edeceksin nefsini. Terbiye etmektir. Bu bağlamda nefsini terbiye etmek nedir? Yani hakikaten ruhani olarak söylediğinde. Şimdi imanım, nefis ejderhadır. Yani bizim inancımıza göre kamil insanlarımızın, müşriklerimizin, pirlerimizin söylediği şu var. Her şey bu bedenden zuhur eder. Şeytanı da Rahman'ı da. Bir hanede varsa Rahman, o hanede şeytan olmaz. Bir hanede varsa şeytan, o hanede Rahman olmaz. Kişi odur ki önce kendi içindeki benliği, şeytanı taşlayabilsin. Kini, nefreti, benliği öldürebilsin. Benlik şeytana mahsus derler. Gerçi bizim inancımızda şeytan anlayışı da yok. Şeytan her şey insanın özündedir. Dünya yeryüzünde hiçbir kaba sığmaz Yaradan. O kadar. Ama insanın yüreğine sığar. Onun için şairin bir sözü var. Diyor bir mescit yaptırdım. Arapçada mescit Adem'dir aslında. Yani insana söylüyor.
Diyor bir mescit yaptırdım, mekanı kanda, gezer oldum her canda, insana hor bakma, gezme yabanda, asli bir gevherdir, vardır her canda. Hakkın güzelliği herkeste var, hiç ona vakıf olmakta. Ya bizim işimiz nedir? Onu ona tanıştırmaktır. Onun içindekiyle barıştırmaktır onu. Var olanla barıştırmaktır. Bütün kadim kitapların hepsinde de söyler, Kur'an'da da söyler. Ey hırkasına bürünmüş Muhammed diyor, seni küçük bir şey mi zannediyorsun? Bütün kainat senden gizlidir. Yani o senden birisidir. Hı hı. Uzaktan değil. Ama iş ona vakıf olmakta. Hani bir Alevi deyimi var diyor. La melif de sarı seyran eyledim. Hakkı buldum, cismime can eyledim. Ne felek burcunda kıldım haymamı. Takta çıktım, aklımı sultan eyledim. Eyvallah. Çünkü kişi aklını sultan etmezse, kendini sultan olarak kendine sultan etmezse, başkasına kulluk ediyorsa ne sultanlığı olacak? Ama Alevi inancında Hakkı Adem'dendir. Bu anlamda sohbetin daha da derinleşmesi için hemen araya giriyorum. Kesmek anlamında değildir bu. Sakın beni bağışlayın. Yok, rica ederim, olur mu? Diyoruz ki Alevilik hakikaten doğa ve doğal bir inanç sistemidir. Günümüzde bu doğala da doğallığa da bir katliam gibi yaklaşılıyor. Her şeye ama her canlıya, sadece diyelim ki börtü böceğe de yaklaşılıyor. Ya. Ne yazıktır ki bu gidişata Aleviler de bir yarış halinde, yani modern anlayışın, modern sistemin gereği uyuyorlar. Ama sizin anlattıklarınızla bu çakışıyor mu Alevilik? Alevilik benim anlattıklarımla çatışmaz, duayla çatışmaz. Çünkü Alevilik bir dua inancıdır her şeyden önce. Yeri gelir ağaca döner. Yeri gelir suya döner, yeri gelir taşa döner, yeri gelir toprağa döner, yeri gelir güneşe döner. Bizim için hak her yerdedir. Hak bir yerine bağlı değil. Demin de bir şey söyledim. Hakkın cemali her şeyin üzerinde var. Çünkü o nur, o ışık her yerde var. Biz öyle bakıyoruz olaylara. Yoksa sadece bir şeye yönelmek, ya beni bağışlayın, ben bunları söylemek istemiyorum. Abi burada gidiyor Kabe, Kabe'ye gittiği zaman nerede dönüyor? Yine etrafında dönmüyor mu? Gidiyor Arafat'a çıkıyor. Nereye gidiyor? Dağa gidiyor. Yani dersime bakın, her Alevi köyüne gidin bir ziyareti var. O hep dağlarda. Doğal, tabiatta. Yani o anlamda. Evet Erenler, yine kurbana dönersek, yani aktüel konu olarak, bizde Alevilik'te yola kurban olmak vardır. Yol için canını vermek vardır. Bizdeki kurban anlayışı budur. Bu bağlamda kurban kesmenin Alevilik'teki yeri nedir, ne değildir? Günümüzdeki o çirkin manzaraları da göz önüne alırsak. Şimdi olay şu, bizde kurban var, yok desem yalan söylemiş olurum. Çünkü bizim yolumuzda, bizim ikrarımızda kurban var. Ama bu demek değildir ki bir gün az, herkes bir günde hepsini tavlayacak. Böyle bir anlam yok. Mesela örneğin demin de söyledim, işte adaklar var, hediyeler var, şükranlar var. Nedir mesela, diyelim ki günün şartları çok kötüdür, oğlunuz askerde gelmiştir. Siz bir kurban tığlarsınız. Diyelim ki iki çocuk evleniyor, gelini evine gelir, kapısına gelir, onun ayağına kurban tığlarlar. Yani bunlar olan şeyler. Ne bileyim, diyelim ki piri gelir evine kurbanı tığlar, diyelim ki cemi vardır, lokmasını götürecektir. Ama kurban iki türlüdür. Bunu unutuyorum. Biri kanlı, biri kansız yani. Kan verilen, dediğim gibi, günahların bağışlanması için eskiden yapılan bir şey. Bugün öyle bir şey yok. Kişiye has bir şey. Tanrı bizde, Yaradan bizde, Hak bizde. İlla bir şey kurban edeceksiniz diye bir beklentisi yok bizde. Yani Yaradan'ın ne kana ihtiyacı var, ne ihtiyacı, ete ihtiyacı var. Ama bu insanoğlu için. Kendi söz veriyor. O verdiği söz de yerine getirmek zorunda. Beni bağışlayın, belki de yeri değil. Ben bir gün Türkiye'deyken, işte memlekette alışveriş yapıyorduk. Benim bir köylümle birlikte bir arabaya bindik, gittik. Bizim bir yakın köyümüz var. Bir yakın köye gittik, bir dana alacağız. Tabii adam, oğlu demiş, eğer İngiltere'ye giderse oturumunu da alırsam bunu kurban edeceğim demiş. İneğe buzağı doğurmuş, bunu kurban edeceğim demiş. O da büyümüş, büyütmüş, beslenmiş, tosun olmuş artık. Büyük böyle. Ben de almak isteyince, kendisi satmak istedi, biz de almak istedi. Benim bir şey de haberim yok. O köyde bir dostumuz var. Memki Kele derler Kürtçe. O geldi, ya dedi, dede niye almadın dedi sen.
Eli boş gidiyorsun. Gel gidelim alak dedi. Valla dedim içerideydi ben göremedim. Bir dışarı çıkarak baksın. Bakak millet öyle alayım dedim. Biz de millet baktı ben elimde böyle yularını tutmuşum dışarı çıkarttık. Bu arada yuları verdim arkadaşıma dedim sen tut. Ben bir bakayım. Şimdi ben eline verene vermez dana bir böyle kaçtı. Tabii ben arkada yetiştim. Elimi verdim omuzuna. Hayvanın omuzuna sırtına böyle elimi verdim hayvan yere düştü. Ve iki ayağı da birden kırıldı ön ayaklar. Şimdi tabii biz vakıf olmadık. O köylü geldi bizim almak istediğimiz köylü dedi ki Hüseyin. Adamın adı Hüseyin. Hüseyin bu da bu gazı bir akkor bankım. La bu hak, la kimin çoğu tırmı kargırt. Azı bir akkor bankım. Dedi ki ya Hüseyin yavrum sen dedin ki ben bunu kurban edeceğim. Ha kurban dedi. Sen bunu niye dedeye veriyorsun dedi. Aynen böyle. Tabi hanımı geldi ben dedim tartışma aslında bizim yüzümüzde biz geçmiş gündür aldık götürdük. Zararına ben de kendi köylüm bir kasaba verdik bir bakkalı vardı. Öyle sattık. Yani şimdi insan İkrarında dönmeyecek. Verdiği sözde dönmeyecek. Yaradan'ın bizde bir beklentisi yok. Biz söz veriyoruz. Ha söz veriyorsan yerine getirmek senin boynun borcudur. Kurban böyledir yani. Şimdi... Birincisi de şu yani. Eğer ben şimdi adam geziyor. Annesini babasını aramamış. Kardeşini aramamış. Yakınını aramamış. Köylüsünü aramamış. Bir günlüğüne bayram geliyor. Memlekete gidiyor. Ya ne bayram ya? Bir günlük bayram mı olur ya? Yok şimdi 9 güne çıkardılar. Ya 9 gün olsa... İki maaş ikramiye de veriliyor şimdi. Biz gördük şimdi Ramazan bayramı geldi, şeker bayramı. Yollar kan oldu. Bir sürü cana mal oldu. Bugün yine öyle. Ya evet. Bunların adı bayram. Evet. Yani günümüzde de artık bu tartışmanın bir biçimiyle Aleviler arasında da yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Bugün Sünni İslam geleneğinde olan teologların tartışmalarına tanık oluyoruz. Örneğin işte isim de verebilirim çünkü medyaya da düştü. Hüseyin Hatemi Sünni teologlardan birisidir. İşte diyelim ki şeydir Zekeriya Beyaz Profesör Doktor, Zekeriya Beyaz vardır. Yaşar Nuri Öztürk Profesör Doktor. Bunlar kurbanın Kur'an'da yer almadığını söylüyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Böyle dendiği halde her gün biraz daha ülkenin belli günlerde hayvan mezbahasına döndüğü, kanın akıtıldığı Alevilerin bakışı nasıl olmalı bu işe? Aleviler de çünkü bu işte bir yarış içindeler kurban olayında. İşte, kurbanı iyice bilince çıkarmak lazım. Görüyor yani dediğim gibi yani komşusuna görüyor da onu yapmak istiyor. Zaten şimdi çıkmışlar artık ben görüyorum. Adam sabah kalkıyor diyor Cem önü bayramlaşmaya gidiyor. Ne mi bayramlaşması? Böyle bir şey yok. Böyle bir adet yok ya. Evet yani öyle yeniden de yeniden bir adet çıkartmışlar bunlar. Hatta bunda hayır, bir... ben şunu diyeyim yani yanlış anlamayın. Bir İslam, bir Müslüman kurbanını serkese ne yapar benim işim değil. Ne yaparsa yapsın. Ama Alevilerde böyle bir şey yok. Böyle bir kurban bayram geleneği yok. Kadimden gelen bir şey değil ama bir ritüel olmuş. İnsanlar algılıyor böyle yapıyor. Hı. Ama artık bundan vazgeçmek gerek. Zaten çoğu da vazgeçiyor. Alevi insanları yani o kadar şey değiller yani. Ya. Halen böyle varlar yani. Biz yok desek de yalan söyleriz. Ben yalan yok. Benim babam Hakk'a yürüdüğünde lokma hazırlanıyordu. Benim oğlan görmüş çocuk. Adam şimdi et yemiyor ya. Sen şimdi Avrupa'da hangi çocuğa bunu yaptırabilirsin? Ama eskiden biz çocuktuk. Tıklıyorlardı. Bir de getirip kanı alnımıza yapıştırıyorlardı. Gözümüzün önünde gözümüzün hep biz tanığız işte. Kesildiğini. Hayır. Tanığız çocukluğumuzdan kesildiğini ve alnımıza kanın yapıştırıldığı, bunun da kutsandığını. Neyse bu bir dönem bir sosyal vaka. Yani bunu yatsıyamayız. Biraz önce mitolojiden de bahsettiniz. Böyle şeylerin olduğunu. Yani bu bakımdan artık biz Alevilerin şunu bilince çıkarmamız gerekmiyor mu? Biz bütün canlara can diyoruz. Eşit baktığımız halde bir kesip canı katletmek hoş olur mu? Buradan bakmak lazım ve tartışmak lazım. Alevilerin gündeminin biraz da bu olması lazım. Ya bu doğru değil. Yani şimdi görneğin diyelim ki bir canını alacaksın. Sonuçta onu tıklayacaksın. Peki kurban ederken niye onu kurban ediyor? Kendini kurban etsin. Madem böyle bir şey varsa. Yani hayvanı niye kurban ediyorsun kendi günahın için? Kurbanla rızalığın ilişkisi nasıl? Mesela şimdi, onun rızalığını bile almak gerekiyor. Tabii dedi. Yani kestiğin, yani nasıl rızalığını alacak peki onun? Böyle bir şansı yok ki. Ama şu var mesela bizim demin de söylediğiniz canım teneşirde
Yani özüm darda, yüzüm yerde. İşte budur hak için kesilen kurban. Yani yoluna ikrar vermektir. Bu yolda yürümektir. Bu yolda kurban oluyorsan yeri gelecek bu yol başını alacaktır. Nitekim Hallacı Mansur'un başını almıştır. Nitekim Seyit Nesim'in derisi yüzülmüştür. Bunlar hepsi birer kurbandır. Seyit Rıza Dara Ağacı'na gitmiştir. Pir Sultan Abdal Dara Ağacı'na gitmiştir. Şah Kalender Çelebi'nin başı kesilmiştir Nur Hak Dağları'nda. Bunların hepsi kurbandır. Dersim'de binlerce kurban verildi. Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Yozgat'ta. Yani bunlar hepsi kurbandı işte. Yani biz bu yolda kurban verdik. İnsanlık uğruna kurban verdik. Biz nefsi uğrumuza kurban olmaz. Yani ben et yiyeceğim de ben sana kurban edeceğim diye bir şey yok. Ama tabii ki insanlar kendi ihtiyaçlarını yemek içmek için karşılayacak. Onu da görmeden, gözü görmeden kesiyor. Kimse et yemeye karşı değil, yemeyebilir de. Yemeyen toplumlar da var yani Budistler. Yani tabii öyle. O da bir belki tartışılması gereken bir konu. Fakat bazı toplumlar onu kendi içlerinde çözmüşlerdir mesela. Yani bizim derdimiz kutsallık adına can katliamının olmaması. Ya elbette. Kendimizi nasıl, kendimize bir katliam istemiyorsak, şu anda içimiz gidiyorsa dünyanın her coğrafyasındaki insan katliamına, bölgemizdeki inanç adına, kutsallık adına bu hayvan denen canların da katledilmesi caiz olmamalı. Ya caiz, bizde caiz kelimesi de yok da şimdi gelenler, bizde normalinde bu şey artık akıl mantık işidir. Yani aklın mantığın süzgecinden geçireceksin. Bugünün şartları o geçmişin şartları değil ki, bunu yapmak zorunluluğu yok. Nasıl ki mesela işte Adıyaman'da şey vardı, Abuzer Gaffari. Bir insanın ülke gömleği varsa o bizden değildir. İnanç budur. Ha bugün de öyledir. Yani şimdi ben gidiyorum mesela Muharrem ayında Cem evlerine gidiyoruz. Bütün sofralar dolu, masaların üstü dolu. Peki bu ne? Bu göstermelik, başka bir şey değil bu. Bir de Erenler, şimdi İbrahim Peygamber'in İsmail'i kesmedeki o mitolojik tarihsel süreçte bir mesaj var. Orada artık kurban denen olayın bitmiş olması lazım. Ve bu asırlar önce dile getiriliyor. Ama günümüzde hala bu kutsanıyor. O dönemde İbrahim bunu bitirmek istiyor. Benim, bakın, böyle bir felsefenin geliştirilmesi yayılmak isteniyor ama günümüzde hala başka canlılarla devam ediliyor. Bunun tartışılması lazım. Yani İbrahim'in verdiği mesajın İsmail'le rızalık ve ikrarla birlikte tartışılması lazım. Şimdi bir şey söyleyeyim imanım. Diyor ki bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Bunların gözüne perde çekilmiş, kulakları mühürlenmiştir. Gerçeği ne duyar ne iştir. Niye? Çünkü eğer görseler biraz etrafına bakarlar. Yani bir insanda akıl olmayabilir. Ama insanın eğer gözü varsa etrafına bir bakar. Bütün dünya yeryüzünde, bütün insanlar, bütün milletler, birçok uluslar bu işi terk ettiler. Birçok, yani Hristiyan aleminde yok, Yahudilerde yok. Bir tek bu Müslümanlarda var. Diğer toplumlarda bu yok yani. Bunlar terk ettiler. Diyor ki Yaradan'ın sözü, diyor insanlar dilediği gibi değil, layık oldukları gibi yaşarlar. Biz bugün bakıyoruz İslam coğrafyasına, dünyanın en güzel nimetleri elinde. Ama dünyanın en gerisindeler. Niye? Yani bunu fark etmediklerinde. Yani Kur'an'da bu ayetler söylenirken kime söylüyordu? İslam alemine söylüyordu ki bunlar kendisine gelsin. Yani Allah göz vermiş, görmüyor. Kulak vermiş, duymuyor. Dil vermiş, söylemiyor. Evet. Yani şu olay bu. İnsanın gözü olmayan görmez. Şeyh Bedrettin çok güzel bir söz var. Diyor Allah göz verdi ki gözlesin diye. Dil verdi ki söylesin diye. Kulak verdi ki dinlesin diye. El gövde de kaşınan yeri bilir diyor. Verirsen alırsın, ararsan bulursun diyor. Asıl körlük nankörlüktür. Göze nur gönülden gelir. Çünkü adamın yüreğinde o yok ki. Ama ne yapacak? Bir canı kayarak kurban edilecek. Kendisini hakka yakın hissedecek. Kurban, yani anlayışa göre Tanrı'ya, Allah'a, hakka yakın olmak için kurban tıklıyormuş. Evet. Sendendir. Alevi inancı hakkı kendi yüzünde gör. Biz mesela gidiyoruz cenazelere, erkanlara, bir can hakka yürüdüğü zaman biz niye sağa sola selam veriyoruz? Yani yaptığımız iş birbirine çelişmemeli. Aleviler bunun farkında değiller yani. Selam olsun diyor hakkın huzuruna varanlara. Selam olsun hakkı ve hakikati kendi yüzünde görenler. Yani Tanrı'yı bir bilip kendi özene görenler. Gülbank okuyoruz. Ne diyoruz?
Gerçeği hü diyoruz. Mümine yani. Mümine yani diyoruz. Gerçek kim? Olan şeydir. Haktır. Görünen şeydir. Hak şeydir. Mümin kim? Güzel insandır, iyi yapan insandır. O da Ali'dir. Başka birine Ali'nin peşine düşsünler, ne bir Muhammed'in peşine düşsünler, ne de Hüseyin'in peşine düşsünler. Eğer kendi içinde onlar yoksa, onları içinde bulamıyorsa, hünkârın dediği gibi, kendisinden barındıramıyorsa onlar gelip yetişmez. Herkes kendi içindekinden haberdar olsun. Yani kan akıtarak Alevi inancında hakka varılmaz diyorum. Yok. Bağışlayın beni, acaba hata mı ediyorum? Hata mı ediyorum? Kan akıtarak hakka varılmaz. Varılmaz. Bir üstelik günah işlemiş olursun yani. Evet, yani hakikaten bana yapılmasını istemediğim şeyi benim değil karşıdaki insanlara, canlılara yapmam lazım. Biz bu yola diyor koç olup kurban olmaya geldik. O bizim içindir, hayvan için değildir. Evet. Bizim için. Biz nefsimizi öldüreceğiz, terbiye edeceğiz, kendimize geleceğiz ki ya yakın olalım. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Diyor, uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Gafletle mağrur olursun, kervan geçer, yollarda kalırsın. Vallahi sonra pişman olursunuz diyor. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Mağmur olursun, kana kana, kaba döşeklerde yatarsın döne döne. Bir gün seni de götürürler karanlık kana. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Sefil Yunus'un sözü tutulmaz. Bu meydanda diyor, kuru kafa satılmaz diyor. Böyle yatmayla da hakka varılmaz diyor. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Çünkü adam yatacak, emek yok, bir şey yok, sermaye yok. Hakka varacak. Böyle bir şey olur mu? Hakka varman için emek vereceksin. Eyvallah. Özünü dara çekeceksin. Pirine, mürşide ikrar vereceksin. Yola gireceksin. En azından kişinin kendisine ikrar olsun. Kişinin kendisine inanç olsun. Eyvallah. Ya bizim ölmekete gitti, gerçek söyleyeyim ya. İnanç yok. Kaybolmuş ya. Onların bir suçu yok. Biz bir şey vermemişiz. Uğurlarımız da beni bağışlayın. Ya başka şeylerin peşine düşürülmüş. Sadece her şey yemek içmek değildir ya. Yani inanç, inansız bir insan bardağın içindeki çiçeğe benzer. İki gün sonra o çiçek solar. Ama insanın yüreğinde inancı varsa, ikrarı varsa, imanı varsa, tabii ki bilerek yapıyorsa ona, sonsuza dek o yaşayacaktır. İbrahim'in dediği gibi ya. Ama biz sadece her şeyi göstermelik olursa bu doğru değil. Bir şeyle bitirmek istiyorum. Bir gün birisi gidiyor, şeyin elinde bir asa var, İmam Cafer Sade'nin elinde bir asa var. Diyor, bu nedir, sen genç adamsın, bu asayı almışsın, eline geziyorsun bundan diyor. O da diyor ki, bu dedemden kalmıştır diyor. Ver diyor, ona bir niyaz olayım. Hadi ona niyaz olacağını, bana niyaz ol. Şimdi inanç budur işte. Aynı İbrahim peygamberin dediği gibi. İbrahim'in zamanında Kabe'ye gidiyorlardı. Kabe kutsaldır İslam alemine göre, ama bizim Kabe'miz insandır. Yani o gönülü yıktığı zaman o Kabe'yi yıkmış olur, ama o gönüle girebiliyorsa o Kabe'yi kazanmış olur. İbrahim peygamber gidiyor ki bir gün bütün putları kırıyor. Bir tek put kalıyor. Bu baltayı da götürüyor, büyük putun eline veriyor. İçeri giriyorlar, ya İbrahim bu nedir diyor, bunlar kim kırdı? Bilmiyorum diyor, puta sorun, o bilir diyor. Tabi bunlar gidiyor, puttur diyor, bu put nasıl dile gelip söyleyecek? O putsa diyor, ona tapmayın diyor. İşte bizim inancımızda putlara tapılmaz. Bizim inancımızda birbirine ikrar vereceksin. Nasıl kendi eline niyaz oluyor, değiş okunuyor, kendi eline niyaz oluyor. Bir başkasının etene niyaz olmasına gerek yok. Ha, bizim inancımızda var, birbirine omuzlarına niyaz ederlerdi. Bu haktır. Niye? Çünkü Tanrı sende bendedir anlayışı üzerine vardır. Hakkın güzelliğini senden buluyor. Niçin mesela diyor ki, hakkın cemali dostun cemali, dostun cemali hakkın cemali. Eyvallah. Aynayı tuttum yüzüme diyor, Ali göründü gözüme. Eyvallah. Ben Ali'yim, Ali bendendir diyor. Bilmeyenler bilsin beni, bunu söyleyen Pir Sultan Abdal. Ama şimdiki yok diyor, Pir Sultan Abdal'ım nefesim haktır, hak diyen canlara şüphemiz yoktur. Şimdiki talibin inkarı çoktur diyor. Ali'm ne atarsın, nice her günü gel. Ali sevgidir ya. O yüreğinde o sevgi yoksa boşuna hiç Ali çağırmalarına gerek yok ya. Eyvallah. Onu söyleyeyim. Arafat'ta kurban kestirsem, kessem, yedirsem, haç kurbanın kabul oldu dedirsem, pir aşkına şu su doldursam, su versem, mürşide varmadan yoktur çaresi diyor kul himmet. Ya. Burada hakikaten sizi dinleyelim o zaman. Yani yolun rehberi olmadan bir yere varılmaz ya. Oraya gelmek istiyordum. Yani sorup da o yöndeydi. Ya şimdi mesela bir deyiş var. Belki her zaman tekrarlıyorum. Hatay'ın. Diyor, bu dünyanın ötesine vardım diyen yalan söyler. Baştan başa sefasını sürdüm diyen yalan söyler. Ark kazara arkın arkın felek çevirmekte çarkım. Bu dünyada malım mülküm vardır diyen yalan söyler diyor.
avcılar avlarlar, kazdı hakka ederler niyazı. Demeden beş vakit namazı kıldım diye yalan söyler. Şah Hatayim der, varılmaz. Varsa da geri dönülmez. Rehbersiz hiçbir yol bulunmaz. Buldum diye yalan söyler. Eyvallah. Kişiye rehber lazım. Niçin bizim inancımızda önce talip olacaksın? Kime talip? Sevgine talip olacaksın. Talip Ali'dir. Onun için demiştir ki, ya soruyorlar Ali üzerinde çok konuşulacak şeyler var. Mesela Muhammed Mustafa diyor ki ben ilmi şehriyim, kapısı Ali'dir. Yani o kapıya dilekle, sevgine gitmezsen dilen kabul olmaz. Bizimkiler gitmişler taşlara, taşlara, ağaçlara gönüllerini vermişlerdir. Ama orada çocuk almışlardır. Dilekleri kabul olmuştur. Niye? Çünkü onun dürüstlüğündedir. Yani sen dürüst olursan, hani Alevi inancında bir deyim var. Lam elif Arapçada. Lam elif demek doğru demek. Elif Hakk'a doğru yoldur. Kim doğru olursa Hızır onunla beraberdir. Kim doğru olursa hiç duasına, gülbankına ihtiyacı yoktur. Hızır onunla beraberdir. Biz olsak da olmasak da. Ama şu var yani, bir taş tek başına duvar olmaz. Ustası gerek. Usta olmadan olmaz bu işler. Yani bir usta olacağım. Yoksa taşı tek başına duvar edemezsiniz. Böyle bir şansınız yok. Eren, ben bu süremizin de sonuna geliyoruz. Biraz başka bir yönüne de taşımak istiyorum bu muhabbetin. Bugün dünya kirleniyor. Ekolojik denge bozuluyor. Bu örneğin bu 4-5 gün içerisinde de hakikaten bu kurban kesmelerde de Avrupalılarda da taşındı, eleştirildi bir biçimiyle. Çirkin çevre kirliliği günlerine dönüşüyor. Halbuki çevre insana lazım. Alevi inancında temizlik, arınmak, ruh arınması, temizliği gibi arınmış bir çevrede büyümek, ibadet etmek de çok önemlidir. Bu konuda da söylenecek şeyleriniz vardır mutlaka. Ya elbette, şimdi mesela eski deyime baktığın zaman bir insanın diyor teni, donu temiz olmalı. Don ve ten temiz olmazsa bedenin temizliği çoğu zaman para etmiyor yani. Niye? Çünkü korkar, yani kokuyor. Niye biz dört element diyoruz? Rüzgar esmeseydi taneler buğdalardan ayrılır mıydı? Evet. Rüzgar esmeseydi kokular da geçilir miydi? Geçilmezdi. Buna benzer. Ama bizim inancımızda dediğim gibi doğa hiçbir şeyi kendisinden olmayanı kabul etmez. Bu milletin başına gelen zelzeleler, depremler hepsi bizim suçumuz. Dengenin, yani o dünyanın, yaşadığımız dünyanın dengesini bozduğumuz içindir. Yani ormanlar yakılıyor, içindeki canlılar katlediliyor. Yok ediyorsun yani. Bunu yapan insanın kendisidir bunu. Yoksa doğa kendiliğinde insana zarar vermez. Çünkü senin yaratanındır. Senin doğup besleyenindir o. En büyük dost doğadır ayrıca. Doğadır. Şimdi biz eğer toprak olmasaydı biz ne yiyecektik? Yani evet, yaşam yani olmazdı yani. Evet, yani. Şimdi insanlar öyle işte. İnsan onun farkında değil ki. Dediğim gibi gözü kördür, onu görmüyordur. Evet, yani satır başları ile inancımızın çok önemli başlıklarına değindik. Sonuna doğru gelirken son sözlerimiz de olarak da konuşalım. Bugünkü Alevi kurumlarında, Alevi kurumlaşmalarında yapılması gereken görevler neler olmalı? Pirlere inanç bazında, demokratik bazda vakıflarımız var, derneklerimiz var, evet, vesaire var. Neler yapılmalı bu anlamda? Şimdiye kadarki konuştuklarımızı da göz önüne getirirsek. Birinci şartı güç birlikten var. Tamam, biz eskiden de birlikteydik. Eğer Pir Sultan Abdal'ın sözüne bakayım diyor, gelin canla bir olalım. Münkire kılıç çalalım. Tevekkülü tuğalalım. Yani o zaman da birlikteylermiş. Birlik olmuş olsalardı bugün böyle olmazdı. Şimdi yani eğer zaman varsa bir iki kelimeyle söyleyeyim. Buyurun 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 söyleyin. Şimdi geçmişe biraz dönmek lazım. Diyor sen doğru ol ki kem belasını bulsun. Doğru olmadan kem belasını bulmaz. Bu hakkın emridir. Kim ne derse desin. Geçmişte işte beni bağışlayan Türk-Kürt kardeşliğinde o ülkede yaşayan kadim milletler sürgün edildi. Nerede? Hepsi gitti. Eğer onlar gitmemiş olsaydı biz de bugün azınlık olup ya da ezilmiş olmazdık yani. Her kim ne yaparsa yapsın kendisine yapar. Her şeyin bir bedeli var. O ülkede Ermeniler gitti, Rumlar gitti, kimler gitti, Süryaniler gitti, Geldaniler gitti. Birçok milletler kayboldu. Ne oldu? Sonuç, geldik bu noktaya geldik. Eğer bugün o ülkede herkes yaşasaydı insanca,
ganimet olmasaydı. Nasıl olsa gidecek, mal mülkü serveti bana kalacak. E sonuç ne oldu? Şimdi bu yapıldı. Eğer Aleviler aklarının başına almazsalar, birlik beraberlikleri olmazsalar, mazlumdan yana olmazsalar, ezilenin yanında emeğin yanında yer almazsalar yine ezilirler. Çünkü kadimden bu yana Alevilerin hiç böyle bir derdi olmamış. Biz ülkeyi yönetmek için, ülkenin yönetimine talip olmak gibi bir dertleri olmamış. Yani hep bu böyle olmuştur. Hep başkalarının arkasında koşa koşa gitmişlerdir. Ya arkasına koşacağına beraber yürü, yan yana yürü. Yani birlik mesajı veriyorsunuz. Birlikte beraber olmak zorunda. Erenler, bir şey daha hatırlatayım. Benim rica ederim. Çok özür dilerim. Önümüzdeki günler Muharrem Yası günleridir. Muharrem Yası'nın başlangıcında da çok önemli bir Alevi etkinliği olacak 3 Kasım'da. Bu konuda bir şeyiniz var mı? Biz İstanbul genellikle mitingi. İstanbul'da birçok kendi köylerim var. Birçok değer verdiğim, sevdiğim insanlar var. Kendime ben insanım diyen. Ben insanım diyen o gün orada bulunmaları hakkın emridir. Kim ne derse desin. Son yani, bir cümle. Yani bunu ben gerçekten gördüm. Bu hani şey var bu anti-emperyalist Müslümanlarla biz yan yana gidebiliriz. Biz herkesten gidebiliriz. Yeter ki katil olmasın, yeter ki adam öldürmesin. Alev cemevlerine de söylüyorum, birlik beraberliklerini korusun. Farklı düşünsek de, farklı gözle de baksak sonuçta aynıyız. Bizim atalarımız, dedelerimiz bunu yapmadı. Kendileri de yapmasınlar. Eyvallah herhalde. Ben diyeceğim budur. Sizinle sohbet, muhabbet etmek bir keyiftir. Eyvallah. Bu ayrıcalığı yaşadım. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Hak sizden razı olsun. Hak sizin hizmetinizi kabul etsin.